Onur Koleji'nden herkese merhabalar. Bugünkü muzip deneyimizde ısı etkisiyle gaz maddelerin hacimlerindeki değişikliği gözlemleyeceğiz. Isı alan, yani sıcaklığı artan maddelerin hacminin artmasına genleşme diyoruz. Isı veren, yani soğuyan maddelerin hacimlerinin azalmasına ise büzülme deriz. Haydi hep beraber deneyimizde genleşme ve büzülme kavramlarını öğrenelim. Deneyimiz için gerekli malzemeler: sıcak su, soğuk su, 1 adet berglas, 1 adet balon ve 2 adet plastik kap. Deneyimize başlıyoruz. Bu kabımızda soğuk suyumuz var. Bu kabımıza ise sıcak suyumuzu yavaşça ekliyoruz. Ve balonumuzdaki değişimleri gözlemleyeceğiz. Öncelikle behirimizi sıcak suya koyduk. Zamanla ısı aldı ve sıcaklığı arttığı için ve bunun sonucunda hacim arttığı için balonumuzda genleşme söz konusu oldu. Şimdi soğuk suya koyalım behirimizi. Ve gözlemleyelim. Isı verdiği için ve soğuduğu için zamanla da hacmi azaldığı için balonumuzda büzülme gerçekleşti. Peki büzülme ve genleşme kavramlarını günlük hayatımızda nerelerde karşılaşıyoruz? Yaz mevsiminde elektrik tellerinin uzaması, tren rayları arasındaki boşlukların yazın raylar genleştiği için azalması, sıcak hava balonları ve dilek fenerleri içindeki havanın ısı etkisiyle genleştiği için uçmasının, bunların hepsi günlük hayatımızda genleşmeye örnek. Günlük hayatımızda büzülme kavramında nerelerde karşılaşıyoruz? Kış mevsiminde elektrik tellerinin gergin olması, tren rayları arasındaki boşluğun kışın raylar büzüldüğü için artması, soğuk zeminde unutulan topun içerisindeki hava büzüldüğü için topun havasının inmesi, kışın araç lastiklerinin içindeki gazlar büzüldüğü için lastikler patlamış gibi durur. Deneyimizin sonucunda hava renksiz ve kokusuz bir gaz olduğu için varlığını anlayamadık. Balonu ağzı kapatıp sıcak suya koyduğumuzda hava genleşti. Balonu şişirdi. Soğuk suya koyduğumuzda büzüldü ve eski haline geri geldi. Böylece balonun içerisindeki havadan söz edebildik. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.